Herkese merhaba. Bugün önemli bir konuğum var. Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Yıldırım Gençer. Yıldırım Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz davetiniz için. Eyvallah. Üç bölümde Yıldırım Bey'i konuk almayı planlıyorum. İlk bölümde HDP gerçeğini konuşacağız. HDP Amerika İttifakı'nı, birliğini konuşacağız. İkinci bölümde NATO. Neden NATO'dan çıkmalıyız? Bu görüşü savunuyorlar Yıldırım Bey ve Vatan Partisi ekseninde. Bunu konuşacağız ve işte Rusya-Çin eksenini konuşacağız. Neden dünya oraya doğru kayıyor? Üçüncü bölümde de Türkiye Tabipler Birliği ve benzeri kurumların özellikle LGBT kavramıyla uluslararası camiayı harekete geçirip Türkiye üzerine nasıl bir operasyon çektiğini inşallah konuşacağız. Birinci bölümde başlayalım dilerseniz Yıldırım Bey. Tabii ki çok memnun Evet. olurum. HDP gerçeği, HDP biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın söylemi üzerine APO'nun projesi, APO da Amerika'nın projesi. Bu artık bilinen bir gerçek. Peki ülkemizde bu HDP neden kapatılmıyor? Bu kadar gerçek var. İşte en son TGB'nin Twitter hesabında da baktım ne paylaşılmış diye. Gördüğümüz cenaze fotoğrafları, defalarca gördüğümüz yenilere eklenerek gidiyor. Zaten bildiğim kadar HDP'de de PKK cenazelerine gidilmesi önem gösteriyor. Hatta gitmeyenleri atılacağı bile söylenen konuşmalar biliyorum. HDP kapatılır mı? Artık bundan kurtulur muyuz? Ve kapatılırsa şunu da ekleyeyim. Yeni bir oluşum olursa yani bunun için bir anayasa süreci buyurun söz sizde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer terörü bitirmek istiyorsak HDP kapatılmalı. Yani burada denklem çok basit. Yani Türkiye PKK terörüyle yani Amerikancı terörle bir mücadele içerisinde ve bu mücadele özellikle 2014 ve 2015 sonrası 2015 24 Temmuz'a başlayarak doğrudan silahlı bir hal aldı. Yani 1984'ten beri zaten devam ediyor ama 2015'te artık Türkiye yeni bir çizgiye geldi ve bu çizgide PKK ile silahlı büyük bir mücadele veriyor. Şimdi HDP'de sizin de belirttiğiniz gibi doğrudan PKK'nın yani Amerika'nın kurduğu bir parti. Şimdi o yüzden HDP'nin kapatılacağını görüyoruz. Çok yakında HDP kapatılacak. Yani bu çünkü toplumda da artık çok geniş tabanlı bir şekilde istek var. Ama Şimdi yapılan kendilerini anketler var. Kürt hareket diyorlar. Amerika'nın kurduğunu nereden biliyoruz? Tabii Kürt hareketi olarak bunlar meşrulaştırmaya çalışıyor ama Kürt hareketi de değil. Yani Türkiye'de bir ayrılıkçı Kürt hareketi ya da herhangi bir etnik siyasette olamaz. Evet. Yani bakın HDP en fazla katliamı, ihaneti de Kürt vatandaşlarımıza yapmıştır. Kesinlikle. Bu da önemlidir ve HDP'ye o Kürt vatandaşlarımızı aldatarak, Kürt vatandaşlarımızı teröre alet etmeye çalışarak HDP Türkiye'de kendisine bir meşru zemin yaratmaya çalıştı. Ama burada da artık bunun başarılı olmadığını görüyoruz. Çünkü Kürt vatandaşlarımız da HDP'nin kapatılmasını istiyor. Bakın bunu nereden görüyoruz? Yani ben bunu söylemlerde sıkıştırmıyorum. Bakalım Diyarbakır'a gidelim. HDP Diyarbakır İl Binası'nın önüne gidelim. Oradaki annelerimiz 500 günü aşkındır HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde yüzlerce aile bekliyor. Sadece Diyarbakır'da değil, bakın Şırnak'ta her hafta yürüyüşler oluyor. Vatan Hakkari'de Partisi gitmiş eylemler mi şu oluyor. anda orada bildiğim kadar daha geç Tabii, tabii. Biz de gitmiş. daha bugün Türkiye Gençlik Birliği olarak Vatan Partisi Öncü Kadın Heyeti'yle birlikte, Cumhuriyet Kadınları Derneği ile birlikte yine annelerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Bakın oradaki annelerimiz zaten HDP'yi kapattı. Yani Kürt vatandaşlarımız zaten HDP'yi kapatıyor. Şimdi HDP zaten nasıl bir proje? Güya Türkiye'lileşme üzerinde olan bir projeydi. Doğuda kaybeden HDP, Güneydoğu'da kaybeden HDP nereye sığınıyor? Bakın Batı'ya sığınıyor. Evet. İstanbul, mesela İzmir'de de eylem var. İzmir'de de HDP binasının önünde yine bir anne baba, evlat orada nöbet tutuyor. Bu da önemli. O yüzden HDP'nin kapatılacağı günlere çok yaklaştık. Türkiye'de çok geniş bir toplumsal taban var. Bunun kapatılmasını isteyen siyasi iradenin de yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamaları, zaten Vatan Partisi'nin 5 kere başvurusu vardı ama Cumhur İttifakı'nın da burada yavaş yavaş bir etkili olduğunu görüyoruz. Ve bizim talebimiz de, Türk milletinin talebi de HDP'nin kapatılmasıdır. Tabii HDP kapatılınca terör tamamen bitmeyecek. Ama HDP'nin kapatılması terörün bitirilmesi için en büyük adımdır. Onu Yani da belirtmek Türkiye'nin lazım. bağımsızlığını ortaya koyması açısından da çok önemli. Yani sadece Tabii. şöyle mesela ben şu açıdan da bakmak istiyorum. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir düşünce yapısında olabilir mi gibi geliyor. Şimdi bakıyorsun HDP'yi o da açık açık lanetliyor. Açık açık terör örgütlerini lanetliyor, ediyor. Tamam ama kapatılması hususunda bu noktada biraz daha çekimser mi duruyor? Şunun için mi diye düşünüyorum. Acaba oylar HDP'nin yancısı CHP'ye kayıp oradan bir işte oluşumla sonuçta bunlar başa gelse Can Dündar gibi hainleri de normalleştirecekler biliyorsunuz. FETÖ'yü normalleştirecekler. İşte LGBT gibi oluşumları Türkiye'nin dört bir tarafına yayma projeleri var. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Ve kapatılırsa dahi yeni bir daha önce BDP vardı. Daha öncesi var biliyorsunuz. Barzani ailesinden bugüne kadar değişik
şekillerde gelin. Tabi bazı analiz farklı bir konumda. Onu da ayrıca sormak isterim Irak bölgesel Kürt yönetimine. Ayrıca yani kapatılsa dahi yeni bir oluşumla yeniden filizlenir mi bu karanlık da şeyler? Onların bu PKK yazısı var ya zaten, onu da buraya koyarım. O HDP'nin logosu da PKK içeriyor. Bakın şunu söylemek isterim. HDP kapatılırsa yeniden kurulmayacak. Şimdi öyle bir siyasi irade lazım Türkiye'ye. Daha önce de kapatıldı evet ve daha önce sonrası kuruldu. Hataydı. Yani siz bir bölücü partinin Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'nin güneydoğusunu orada bir kukla Kürdistan kurmak isteyen, yani ikinci İsrail kurmak isteyen bir yapıya siyasi parti kurduramazsınız. Kurarsa kapatmanız lazım. Yani o yüzden yeniden kurarlarsa bir şey yok. Evet. Efendim? 50 kere kurulsa 50 kere kapatılmış. 50 kere, evet. Ve şunu söyleyeyim. Bu irade oldukça HDP parti kuramaz. Şimdi bakın geçmişte Türkiye'nin tabii siyasal çizgisiyle de alakalı. Bu geçmişte kapatıldı, yeniden kuruldu. Neden kuruldu? Çünkü geçmişte şunu söyleyeyim. Türkiye'de Amerikan denetimi vardı. Ama artık Türkiye'de Amerikan denetimi yok. Artık Türkiye'de FETÖ denetimi yok. Yani 2015-2014 öncesinin kodlarıyla, 1990'ların, 1980'lerin, 2000'lerin başındaki kodlarla Türkiye'ye yaklaşmamak lazım. O zaman terörü bitiremezsiniz. Çünkü Amerika sizin terörü bitirmenize izin vermez. Ama bugün Türkiye HDP ile PKK ile değil sadece, doğrudan Amerika ile savaşıyor. Bakın geçmişte de kapattığımızda Amerika ile savaşmıyorduk biz. Ama bugün Türkiye bütün cephelerde Amerika ile savaşıyor. Joe Biden savaşıyor. Zaten bunu açıkça söylüyor. Yani zaten şimdi şu soruyu da sorarak eklemek istiyorum. Millet İttifakı şu an HDP kapatılmasın diye adeta çırpınıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani Millet İttifakı derken bile millet ismini kullanmaktan hicap duyuyorum açıkçası. Kendi adıma bunu söyleyeyim. Ama Biden'ın açıklamalarından da muhalifleri destekleyerek, yani bu muhaliflerin içerisinde Vatan Partisi'nin de hükümete muhalif olduğu çok alan var. Çok çeşitli partilerin de muhalif olduğu var. Ama özellikle Amerika cephesine yakın. İşte bu İngiltere'deki o özel odalara, ekonomi odalarına, işte bu yeni partilerin kurulması da, evet, Chatham House gibi pek çok partiyi de aslında bölerek bir koalisyon oluşturma derdine. Aslında Muharrem İnce de aslında çok oraya dağıtmak istemiyorum ama yeni partilerin kuruluş söylemleri de buna bir adeta ışık tutar biçimde olduğunu görebiliyoruz. Burada Millet İttifakı bunun için çırpınıyor. Sizce peki böyle bir kapanmada bu oradaki Kürt seçmen, kandırılmış Kürt seçmen diyelim. Sizce o oylar CHP'ye mi döner yoksa o doğudaki gibi batıya da o aydınlık tekrar gelir mi? O oylar tamamen Türkiye'nin menfaatleri içine gidecek. Türkiye'nin vatanseverliğini savunan, Türkiye'nin bütünlüğünü savunan, Türkiye'nin bölünmezliğini savunan, Amerika'ya karşı tavır alanlara gidecek. O oylar yeniden Türkiye'yi bölmek isteyenlere, Türkiye'yi çıkmazlara sürükleyenlere, Amerika ile işbirliği yapanlara, PKK'ya sırtını sıvazlayanlara gitmez. Çünkü oradaki vatandaşlarımız en çok bu HDP'den PKK'dan çekiyor. Neden kendisini gidip HDP PKK'ya ya da Amerikancı oluşumlara kendini kullandıracak bir yöne sevk edilsin. Zaten böyle tarihte de değil mi Yıldırım Bey? Evet, tarihte de CHP de aslında en son ittifak kuracak parti. Yani tarih çünkü sürecine baktığımız zaman. Çünkü mesela Şeyh Said. Şimdi Şeyh Said tarihsel alanında ben değerlendirmiyorum ama mesela HDP açısından önemli bir, biliyorsunuz evet, paylaşıyorlar bunu doğrusu yanlışı orayı. Ama CHP mesela veya işte bunların söylediği işte soykırım süreci dedikleri, attıkları yalanları da CHP ile olan, biliyorsunuz şey. O yüzden ben de size katılıyorum. Konsolide olabileceklerine açıkçası pek ihtimal vermiyorum. Şunu da ekleyeyim. Şimdi biz Türkiye Gençlik Birliği olarak vatansever Atatürkçü gençlerin oluşturduğu bir yapıyız. Atatürk'ün değerlerine, onun devrimlerine minnetle bağlı ve onu ilerletmeye çalışan, onu devam sürdürmeye çalışan gençleri. Şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihine ihanet ediyor. HDP ile birlikte olarak. Bakın, ben Atatürk'ü bir maske olarak kullandığını düşünüyorum. Atatürk'ün tamamen. İstikbal göklerdir lafını şu anda yukarıda İHA'lar, SİHA'larımıza görebiliyoruz. Tabii çok doğru. Şimdi Atatürk'ün siz arasanız da bulamazsınız bir Türkiye'yi bölmek isteyenlerle işbirliği yaptığını, feodalizme, gericiliğe, bölücülüğe alan verdiğini. Arasanız bulamazsınız. Hatta onlarla ne yapmıştır? En büyük mücadeleyi onlarla sürdürmüştür. İşte Şeyh Saitler, Seyit Rıza'lar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün baktığımızda bu isimlerle yan yana geldiğini, işte hatta ne diyor Kılıçdaroğlu maalesef? Dersimli Kemal'im ben diyor. İşte Atatürk Dersimli Tunceli yapmıştır ama Kılıçdaroğlu ben bugün Dersimli Kemal'im diyor ki biz 1930'ların CHP'si değiliz diyen de o devrimci CHP'yi reddeden açıklamaları da çokça mevcut. Siz Atatürk'ü reddederseniz HDP ile birlikte olursunuz. Bu denklem çok basit. Türkiye'de Atatürk'ü kim reddederse,
Atatürk'e kim karşı mücadele yürütürse, onu kim benimsemezse, ona düşmanlaşırsa yanında HDP ile FETÖ'yü görür. Tarihte, Türkiye'nin tarihi de böyledir. Bugün de bunun olduğunu görüyoruz. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Şimdi benim babam da tarihçi. Tarihi mevzularda ben 30 küsur ülke gezdim. Pek çok ülkede de bulundum. Atatürk mevzusu biraz daha benim açımdan söyleyeyim. Yanlışları konuşulabilecek bir mevzu olması gerekiyor. Atatürk kullanmak ayrı bir şey. Yani Atatürk yıllarca Cemil Meriç'in dediği gibi kar maskesi taktı hırsızlar banka soyarken. Bir de işte CHP'nin şu anda yaptığı Atatürk diyor yeri geldiği zaman. Ama gerçekten Atatürk'ü savunan insanlar bu şeyde. Çünkü Atatürk'ün şeyi bağımsızlık, tam bağımsızlık çizgisi. Tabii ki. Tabii ki. Ve yani burada şunu söylemek istiyorum. Atatürk'le ilgili muhalif görüşleri olabilir ama Atatürk'ün bağımsızlık görüşü hepimizin o aslında sizin dediğiniz o olması gerekiyor. Ortak değerdi. Çünkü şu da var. Değer bu. Çok doğru. Benim izleyicilerim arasında da ben çok açık konuşan bir insanım. Zaten bunu savunuyorum. Türkiye'de olması gereken de bu. Eksikler, hatalar, yanlışlar konuşulabilir. Çünkü Atatürk de bir siyasi oluşumdur. Çin'de de bir devrimci isim vardı. Devrimci olarak gelmiştir. Devrimci olması önemli bir kimliktir. Bu devrim içerisinde herkesin hayat görüşüne farklı gelenler olabilir ama en önemli husus bağımsız Türkiye husustur diyorum. Tabii ki. Burada son Doğru. noktaya koymadan bir soru daha iletmek istiyorum size. Mehmetçik katillerin cenazelerine biliyorsunuz gidiyorlar. Pek çok durumda beraber oluyor. Bu İyi Parti ekseninde de yani kendisine ülkücü oluşum diye bakan bir eksen. Nasıl oluyor da yani bunlarla beraber iş tutabiliyorlar ve hiç iş tutmamış gibi. Hani Fatma Kurtulan meclis kürsüsünde açık açık siz PKK'nın hatta böyle Evet. PKK oylarıyla burada oturuyorsunuz. Bunu duyup hala nasıl orada ben mesela böyle bir şey duysam oraya benim geldiğim yüzüm kalmaz. Bu yüzsüzlük olur çünkü. Öyle değil mi yani? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bakın şunu söyleyeyim. İyi Parti nasıl kuruldu? İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden bir ekibin Evet. Oradan alınarak, kopartılarak kuruldu ve İyi Parti şu an baktığımızda MHP'nin içinden alındı. Kimin yanına getirildi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına getirildi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında kim var? HDP var. Yani İyi Parti istediği kadar ben HDP'li yan yana gelmem desin. Onun istese de istemese de HDP'nin yanına getirilmek için Evet. kuruldu İyi Parti. Bakın İyi Parti'nin tabanında elbette vatansever, milliyetçi çokça insan var. İyi Parti'nin tabanında HDP'nin kapatılmasını isteyen insanlar da var. Ama İyi Parti'nin stratejik görevi neticede Türkiye'nin şu an yürüyen mücadelesine karşı konumlanan bir çizgide. Aslında çok güzel bir örnek geldi Yıldırım Bey aklıma. Sizi valla kesiyorum çünkü çok doğru Tabii. konuştunuz. Şimdi rahmetli Esat Coşan Hoca Efendi vardı. Bilirsiniz Türkiye'de önemli Evet. siyasi figürlerden de. Benim de ismimi koymuştum, Meli ismini. Derdi ki üzüm salkımı gibi, FETÖ için söylerdi bunu. Üzüm salkımı gibi başını tutar. Hani orada dediniz ya yönetimden. Bir seni alır Amerika istediği yerden oradan oraya oynatır. Amerika beni de kullanabilir. Bana da tabi olmayın. Kendi aklınızı, fikrinizi kullanın diye. Çok önemli değil mi? Çok Evet, önemli bir evet. örnek. Bunu söylemiş. Çok Çünkü doğru. Amerika ne yapıyor? Üzüm salkımı gibi çok güzel bir örnek değil mi? Alıyor oradan oraya seni başına birini koyuyor mesela. Şimdi Demirtaş diye gitar ne o saz çaldıran bilmem ne. Evet. Seni oradan oraya sürükleyebiliyor. Çok doğru. O yüzden şunu söylemek lazım. İyi Parti çıkmaz da, nasıl bir çıkmaz da? Neticede İyi Parti'nin dinamikleri var. İyi Parti'nin milliyetçi tabanını siz HDP ile aynı yan yana getiremezsiniz. O insanlar zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarını görüyoruz ve İyi Parti'yi kendisine yani tekrar evine çağıran açıklamaları görüyoruz. İyi Parti ya CHP'nin yanında eklemlenerek HDP ile yan yana yürüyecek ve burada ısrarcı olacak ya da geçmiş MHP'ye geri dönecek ve oradaki seçmenler de kendisini vatanseverler içerisinde konumlandıracak. Çok teşekkür ederim. O zaman HDP kapatılsın bu umutla. Bu umut değil, Evet. bu bir gerçek olacak Tabii inşallah. kapatılacak. Çok yakında Kapatın. kapatılacak. Bu Bir kesin. daha da zaten ondan kurtulduğumuz zaman Amerikan emperyalizminden de büyük Çok ölçüde doğru. inşallah kurtulmuş Çok doğru. olacağız diyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Evet. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yıldırım Bey'in Twitter hesabını aşağı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Teşekkürler. TGB çalışmaları da orada. Efendim, meliesatacil@gmail.com'i söyledim. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Katıl butonundan kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olup zil ikonundan da bildirimleri açabilirsiniz. Biz de küçük bir TV kanalı gibiyiz Yıldırım Bey. Evet, İnşallah çok Doğu güzel. Bey'i de yakında konuk olarak almak istiyorum. Yıldırım Bey'le de zaten konuştuk. Çok güzel olur. İlerleyen günlerde inşallah alalım dedik. Evet. Görüşürüz. Allah'a emanet olun Yıldırım Bey. Çok sağ olun. Görüşürüz.